Uykuymuşum. Nasıl getiriyor? Kulluğuna getirir Allah. Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan korkusuzdur bu millet şimdi. Çok korkusuz ve saygısızdır. Korkusuzluğundan saygısız oluyorlar. Saygısız oldukları vakitte kamçı geliyor. Boyuna kamçı eriyor milletin üzerine. Millet tövbe ya Rabbi demeye akıllarına gelmiyor. Yaralarınızı saracağız. Evlerinizi yapacağız. E giden canlarınızı ne yapacaksınız? Gelip gömeceğiz. Buradan gömecekler. Yaralar sarar. Yahu sebebine bak. Ne için bu afet geliyor? Beğen yok. Her halde ki her şeyin bir sebebi var. Yusebi'ul esrab. Cenab-ı Allah sebepsiz bir şey yaratmıyor, sebepsiz bir şey göndermiyor insanlara. Bunda sebebi var. 70 senedir ısrar ile Allah'a muharebe eden millettir bu millet. 73 sene cumhuriyet ilan edildi. Israr ile seni tanımam diyor. Tanıtacağım diyor Allah. Tanıtacağım. Belki 73-75'e varmadan tanıtmaya başlayacak Cenab-ı Allah. Onun korkulur diyorum. Belki gazetelerde büyük kontrollerle neler yazılacağını kimse bilmez. Büyük kontrolle yazıyorlar. Gazeteye aldığı vakitte. Allahümme ec'ali da'irete teduru aleyhim. Aleyhissalatü vesselam dua ederdi kafirlerin üzerine. O ilahi kahır onları çevirsin. Daire gibi dairenin içerisine düştükten sonra çıkması yok. Çıkış yolu yok. Allah'ı saymak lazım. 700 sene Allah'ı sayan bir millet idik. 70 senedir Allah'ı saymıyoruz. Sevmiyoruz. Emrine riayet etmiyoruz. Çok okulan mesele bu. Bırakır Allah. Ve umli lehum inne keydi batin. İmla ederim. Yani iplerini uzatırım. Onlar zanneder ki hiçbir şey yok. 70 sene, ya 70 senedi, 70 bin afat düşüyor üzerinize, hala bir şey yok demeye nasıl cesaret ediyorsunuz? Allah bizi affeylesin. Amin. Estağfurullah. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Tövbe edelim. Estağfurullah li ve lekum ve nisa'il mu'minin. Böyle hutbelerde de yine Ehl-i İslam'ın uleması hem kendim için mağfiret talep ederim, hem hazır olanlar için mağfiret talep ederim, hem istiğfar akıllarına gelmeyen muhimler tarafından da istiğfar edelim diye hutbede istiğfar ederler, mağfiret talep ederler. Biz de öyle yapıyoruz, ne yapalım? Ya Rabbi, salih kullarının hürmetine bu afatı üzerimizden raf eyle. Amin. Raf ederim diyor, tövbe etsinler. Şeytana diyor ki cennete koyacağım seni, tövbe et diyor. Şeytan tövbe etmem diyor. Kaçıyor. Musa peygambere demiş ki, bir gün yolda durmuş böyle. İşi bırakmış olmuş şeytan. Nedir böyle? Böyle durmuş, demiş ki ya Musa, benim için tövbe var mı? Sor demiş. Rabbine. Musa peygamber sorayım demiş. Tur dağına varıp da Cenab-ı Hak ile kelam söyleştikten sonra Musa peygamber tereddütte kalmış o. Onu şeytanın arzu halini huzuru takdimde. Demiş ki ya Musa ne için demiş sana emanet edilen arzu hali huzuruma takdim etmedi. Onu bir şey yerine saymadan kendini daha fazla mı ileri tuttum?
ediyor ve aman tövbe ya Rabbi diyor, tövbe ya Rabbi, aman ya Rabbi. Onun için değildir diye Musa peygamber niyaza durduğunda, söyle ya Musa, iblisin tövbesini kabul ederim. Şol şart ile ki onu belaya düşüren mesele neydi? Benim emrim yere düşmez. Ben secde ile emrettim, secde edeceksiniz. İnsanların hepsine. Kim secde etmese ettirecek Allah. Beş vakit emri var Allah'ın secde ile. Kim etmezse Cenab-ı Allah muhakkak ki onu secde ettirecek. Nerede isterse cehennemin kapağının üstünde secde ettirecek. Emri yere düşmez. Ben emreyledim Adem'e secde etsinler. Etmem dedi. Bana karşı geldi. İnan aleyh, tövbe edip Adem'e secde ederse tövbesini kabul ederim. Ben onun emrimin altına girmem, o benim emrimin altında duracak. Ben emreyledim, secde edecek. Musa peygamber dönüp gelmiş. O gün işi tatil etmiş şeytan. Hiç kimsenin arkasına düşmem, o gün rahat olmuş dünya. Şeytandan o. Bekleyiyor şimdi orada. Musa peygamber geldiği zaman da ne cevap var demiş. Rabbim ne cevap verdi? Edepsiz Rabbim demiyor da Rabbim ne cevap verdi diyor. Halk kafası dönük. Onun dedi ki diyor Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri tövbesinin kabulüne şart gitsin Adem'in kabrine secde etsin demiş. Şeytan bir dönmüş böyle demiş ki ben onun dirisine secde etmedim, haşa, Rabbim'deki ölüsüne mi daha öz insan ile söylemiş, ederim demiş. Bir sekmiş, altı aylık mesafeye ermiş. Oradan öfkesinden. Şeytana da tövbesini Cenab-ı Allah kabul eder. Eğer ne günah yaptıysa o günahtan geri durduğu takdirde. Tövbe ettim dediğinde şart ile tövbe eder. Bu günahtan ben tövbe ediyorum dediğinde günahı bırakacaksın, çıkacaksın, tövbe ya Rabbi diyeceksin. Israr ettiğin halde günaha tövbe, kul tövbe etse, bırakıp tekrar başlasa, 100 defa günaha girse, sonra tövbe edip vazgeçse, tekrar dönse, tekrar kabul eder de, şeytan gibi ısrar üzerine olursa efendim onu kabul etmez. Tütün içiyor. Sigara içiyor. Bırakayım ben bu günahtan tövbe edeyim. Mekruhu bırakayım der. Efendim bir gün sabreder. Tövbesi tamam olur. Ertesi gün nefsi zorlar onu. İçer. Tövbeyi bozdu. 4. gün gene bu meretten kurtulayım der, gene içmeyeceğim de, tövbe ya Rabbi, tövbeler olsun, gene tövbesini kabul eder. Böyle böyle nefsiyle, nefsiyle pençeleşerek, efendim, yaptığı günahtan vazgeçmek isterse, Cenab-ı Allah onun tövbesini kabul eder, bir gün de sağlama bağlar işi. Aynı şeytan cüphetmiş dedi ki yok, hala öfkem geçmedi diyor Adem'e. Hala, Adem'e değil Allah'a öfke. Allah'a kızdı. Ne diyordu? Nasıl iş var? Benim bu kadar ibadetim var, bu kadar taatım var, bu kadar ilmim var. Bu daha şimdi yaratılmış olan mahluktur. Nasıl buna secde edeyim diye emrediyorsun? O bana secde etsin. Böyle istedi o. O vakit Cibril onun arkasına bir depmiş. Onun arkasından bütün melekeler de deperekten onu aşağı attılar. Huzurdan kovuldu. Allah bizi kovulanlardan etmesin. Ne yapalım? Bilerek bilmeyerek bir sürü günah ediyoruz. Sonunda ya Rabbi, sen tövbemizi kabul eyle de, geceleyin olsun tövbe edelim. Çünkü yatırken artık günah işlemek imkanımız kesilmiştir.
zaman bir ruhumuz kabz olursa, hiç olmazsa tövbeli çıkmış oluyoruz.